Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu insanların davranışlarında ortak bir şey var. Varlığını sürekli unuttuğumuz ancak işlevi yaşamsal olan bir şey. Nefes. Peki ama günde ortalama 20 bin kez yaptığımız bir eylemin varlığını nasıl unutabiliriz ki? Yoksa onu unutmamızın ve bu kadar mekanik hale getirmemizin nedeni hayatımızdaki en rutin eylemlerden biri olması mı? Şimdi şu yağlı boya tablosuna bir bakın. Ne görüyorsunuz? Bayrak direğine asılı iki kağıttan sazan balığı, yoldan geçen insanlar, o insanları izler gibi duran taştan bir aslan. Peki başka? Gördüğünüz ya da hissettiğiniz başka bir şey var mı? Örneğin bu iki balığın rüzgarda hışırdamasını duyuyor musunuz? Akşam esintisinin serinliğini teninizde hissettiniz mi mesela? Her ne kadar görünmez bile olsa resmin içinde bir rüzgar var. Tıpkı çoğunlukla varlığını unuttuğumuz nefesin bedenimizdeki mevcudiyeti gibi. Yetişkin ve sağlıklı bir insan dakikada ortalama 14 ila 18 kez nefes alıp veriyor. Yani günde ortalama 21 bin ile 25 bin arası nefes demek bu. 21 binden hesaplarsak yılda 7 milyon 665 bin kez nefes alıyoruz. Yani 70 yıl yaşayan bir insan hayatı boyunca yaklaşık 536 milyon 550 bin kez nefes alıyor. Düşünsenize hangi eylemi bu kadar sıklıkla yapıyorsunuz? Düşünsenize mi? Düşünmek. Öyle ya, düşünmek de tıpkı nefes almak gibi sürekli yaptığımız bir eylem değil mi? Zihnimiz her an, her saniye çalışıyor. Hatta uykuda bile hiç susmuyor. Sürekli düşünce bombardımanına maruz kalıyoruz. Ama biz dikkati düşünceden nefese verirsek, onları tamamen susturamasak bile inanın, biraz olsun yatıştırabiliriz. Ben düşüncelere odaklanmayı nefesimizi tutmaya benzetiyorum. Nefesimizi uzun süre tutarsak ne olur? Ciğerlerimizdeki oksijen giderek azalır, vücudumuz kasılır, kızarırız ve boğulmaya başlarız. İşte düşünceler de aynı şekilde. Onlara çok fazla tutunduğumuzda, yani çok fazla odaklandığımızda bu kez düşünceler tarafından boğuluyoruz. Tıpkı nefesin gelip gitmesi gibi. Düşüncelerin de böyle gelip gitmesine izin vermek gerekiyor. Onlara müdahale etmeden, onları kontrol altına alarak değil, tevazuyla uyum göstererek onları izlediğimizde artık düşüncelerin bizi rahatsız etmediğine tanık oluyoruz. İşte bunun için nefesi izlemek, ona dikkat kesilmek yeterli. Çünkü nefes bizi şimdiki ana bağlıyor. Bizi geçmişin pişmanlığından, geleceğin kaygısından uzaklaştırıyor. Nefes almak gerçeği değiştirmiyor belki ama bizim gerçekle olan deneyimimizi değiştiriyor. Hemen hemen bütün meditasyon öğretilerinde nefese odaklanmaktan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Hatta bu yöntemin bir adı da var. Nefes farkındalığı. Yani nefes alıp verişimizin farkında olmak. Mekanik olarak değil, bilinçli bir şekilde nefes alıp vermek. Elbette günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde her an nefese odaklanabilmek pek de mümkün değil. Ancak o kısacık anlarda bile bunu yapmayı başarabilirsek, etkisi inanın tahmin ettiğinizden çok daha fazla olabilir. O etkilerden birazdan bahsedeceğim ama önce size şaşırtıcı bir bilgi vereyim. Hiçbirimiz doğru nefes alamıyoruz. Evet, maalesef bu bir gerçek. Bir bebeğin nefes alışverişini hiç izlediniz mi? Bebekler alt karın bölgesinden başlayarak akciğerlerine en yüksek oranda oksijen doldurur. Yani diyafram nefesi alır. Biz de işte bu şekilde doğru nefes alarak dünyaya geldik. Ancak sonra biriktirdiğimiz korkular, endişeler, öfkeler maalesef bizi bu doğru nefesten uzaklaştırdı. Korktuğumuzda ya da öfkelendiğimizde nefesimizi tutmayı öğrendik. Ve maalesef bu bir alışkanlık haline geldi. Yani bir bakıma nefesin nasıl alınacağına biz değil, duygular karar vermeye başladı. Peki doğru nefes alabilmek için ne yapacağız? Hemen söyleyeyim, bunun tek bir çözümü var. O da odağımızı tekrar nefese getirmek. Ne kadar kolay değil mi? Nefese odaklanacağız sadece. Bu çok basit gibi görünse de aslında bir o kadar da zor. Çünkü maalesef alışkanlıklar o kadar kolay değişmiyor. Tabii bebekken bunu bilinçli bir şekilde yapmıyorduk. Bu bizim doğal halimizdi ama dedim ya, o alışkanlığı kaybettik. Bilinçsizce kaybedilen o alışkanlığı yeniden kazanmak için tekrar bilince, yani odaklanmaya ihtiyaç var. Dikkati dakikalarca bir yerde tutabilmek kolay değil biliyorum ama imkansız da değil. Daha önce hiç kalıcı olan ama aynı zamanda hiçbir zaman hareketsiz kalmayan bir nesneye bakmadınız mı? Denizin dalgaları, ateşin alevleri ya da bulutların geçişi. Onlar daima oradalar ama asla aynı kalamazlar. Hiçbir dalga bir öncekinin ya da bir sonrakinin aynısı değil. İşte nefes de böyle.
daima burada, hareketli, dinamik, yaşayan. Evet, yaşayan dedim çünkü nefes yaşamın kendisidir aynı zamanda. İşte o yüzden yaşamın kendisine nüfuz edebilmek, yaşamı hissetmek için önce nefesi hissetmek, onun farkında olmak gerekiyor. Gün içinde acıyla mı karşılaştınız? Nefes alın. Bir sıkıntı, korku ya da endişe mi yaşadınız? Nefes alın. Ama öyle mekanik halde değil, bilinçli bir şekilde yapın bunu. Düşüncelerin nefesle gelip gitmesine izin verin. Nefesin yaşamın kaynağı olduğu gerçeğini hatırlayarak. İnanın bu küçük gibi görünen eylem, yaşamınızdaki büyük değişimlerin kapısını aralayabilecek kadar güçlü aslında. Şimdi o videonun başında gösterdiğim yağlı boya resmine bir kez daha bakalım. Ama biraz daha konsantre olarak yapalım bunu. Şu direğe asılı olan iki sazan balığını hatırlıyorsunuz değil mi? Peki onların içinden geçen ve adeta onlara bir yaşam üfleyen akşam esintisini hissettiniz mi? Belki yarın bu esinti onları terk edecek. Ama gelin biz şu ana odaklanalım. Çünkü o esinti şu anda burada ve onlara yaşam veriyor. Tıpkı nefesin bize şu an hayat verdiği gibi.